Bu videoda bir DVD çalar içerisindeki kontrol panelini inceliyoruz. Merhaba. Burada mikro kontrol panelimiz var. Buradaki fişleri söküyorum. Panele güç bu iki fiş vasıtasıyla geliyor ve buradaki soketlerden içeri giriyor. Panel üzerinde çeşitli parçalar ve çipler var. Bunların her biri ve ne yaptıkları üzerine çalışacağız. Sadede gelirsek, bu çipin tam olarak ne yaptığından emin değilim ancak sanırım galiba biliyorum. Dolayısıyla yapabildiğim en iyi tahmini yapacağım. Buradaki parça bir EEPROM, yani elektrikle yazılıp silinebilir veya programlanabilir bir bellek çipidir. Ve bu panel için gerekli bir dizi komutu depolar, gücün kesildiği durumlarda bile bunu yapmaya devam eder. Buradaki çip ise merkezi işlemci çipidir. Tüm bu panel ve ürünün tamamı üzerindeki fonksiyonları kontrol eder. Bu çip, bundaki komutlara ulaşabilir ve onu bir nevi belleği olarak kullanır. Bu gördüğünüz ise saat çipidir. İçinde ufak bir kuvars kristali vardır. Kuvars ilginç bir şeydir. Sıkıştırıldığı zaman ufak bir elektronik sinyal yayabilir, içinden elektrik geçtiğinde ise yavaşça genleşebilir. Bu yüzden elektriğe verdiği tepki ve genleşmesi açısından oldukça istikrarlıdır. İşte bu kabiliyeti sayesinde içinden elektrik geçer, bu sayede genleşir ve geri voltaj verir. Bunun sayesinde de cihaz üzerindeki tüm çiplere oldukça isabetli bir zamanlama sağlar. Bu bir kuvars kol saatinin içindeki zamanlayıcıyla aynı türdedir. Neyse, yaptığı iş tüm panelin senkronize çalışmasını sağlar ve bu birçok diskten veri okunurken oldukça önemlidir. Tüm birler ve sıfırların doğru yerlere gittiğinden ve her şeyin senkronize bir şekilde gerçekleştiğinden emin olmalısınız. Dolayısıyla bu çok önemli bir parça. Daha önce söylediğim gibi, bu, paneli ve fonksiyonlarını kontrol eden merkezi işlemci çipi. Bu çip ise tahminen video ve ses işlemci çipi. Data panele gelip işlemciden geçer ve buna gelir. Ardından ses sisteminizin veya televizyonunuzun anlayabileceği türden bir sinyale dönüşür. Buradaki ise sanırım bir op-amp çipi, yani bir işlemsel kuvvetlendirici. Bu çipten gelen sinyali kuvvetlendirir. Sinyal zayıf olabilir ve bu sinyali kablolar vasıtasıyla ses sisteminize veya televizyonunuza kadar ulaştırabilmek için kuvvetlendirmek gerekebilir. Ve işte bu arkadaş bu işi görür. Buradaki çip ise bir motor kontrolörü. Yaptığı iş, motorların yönünü ve hızını kontrol etmektir. Bunu oldukça isabetli bir şekilde yapar. Motorların doğru yönde ve doğru hızda çalıştığından emin olmak için işlemci ile beraber çalışır.